kvadratke içki çizilgen aylana. Kvadratke içki aylana çizişim mümkün. Herhangi kvadratke içki aylana çizişim mümkün. Ana içki aylana çizili yaptı. İçki aylana çizildi. Kvadratke. Barcha tomonlariga urun yaptı. Aylana kvadratni. Aylana merkezi qayerda bo'ladi? Aylana merkezi kvadratning diagonallari kesişken noktasida bo'ladi. Diagonallari kesişken noktasini O bilan belgilaganmiz. Bu nokta tashqi ichki chizilgan aylananing merkezi bo'ladi. Kvadratning tomoni ichki chizilgan aylananing radiusidan 2 marta katta bo'ladi. Ya'ni a teng 2 r ga teng bo'ladi. Bu yerda kichik r bu aylana ichki chizilgan aylana radiusi. Misollar yechishda ko'pincha biz mana shu tenglikdan foydalanamiz. Endi mavzuga doir misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Kvadratga ichki chizilgan aylana radiusi 5 ga teng. Kvadrat tomonini toping. Bu masalani yechamiz. Nima berilgan bizga? Kvadratga ichki chizilgan aylana radiusi 5 ga teng. Aylana radiusini olamiz. Aylana radiusi 5 ga teng. Kvadrat tomonini toping. Ya'ni kvadratning tomonini topamiz. Kvadratning tomoni noma'lum. Va buning uchun biz yuqorida aytgan a teng 2r formuladan foydalanamiz. Bu yerda r 5 ga teng bo'lganligi sababli r ning o'rniga 5 qo'yamiz va a teng 2 ko'paytirib 5 teng 10 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib kvadratning tomoni 10 ga teng ekan. Ikkinchi masala. Kvadrat diagonali 12 ga teng. Kvadratga ichki chizilgan aylana radiusini toping. Kvadratning diagonali 12 ga teng. Xo'p, demak masalani yechamiz. Diagonal o'tkazamiz. Diagonal 12 ga teng. Mana bu diagonal D 12 ga teng. Va kvadratga ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Xo'p, aylana radiusi. Mana aylana radiusi. D barobar izosda 2a formuladan biz a'ni topishimiz mumkin. Bu yerda diagonal 12 ga teng. D ning o'rniga 12 ni qo'yib, biz mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikdan biz kvadratning tomonini topamiz. Bu yerda izosda 2 ga bo'lib bo'lsak, a teng 6 izosda 2 izosda 6 izosda 2 ekanini hosil bo'ladi. Demak biz a ni topdik. Endi bundan foydalanib biz ichki chizilgan aylana radiusini topishimiz mumkin. Ichki chizilgan aylana radiusi a taqsim 2 ga teng. A 6 izosda 2 ga teng bo'lganligi sababli biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Shunday qilib kvadratga ichki chizilgan aylana radiusi 3 ko'paytirib izosda 2 ga teng ekan. Navbatdagi masala, 3-chi masala. Kvadratga tashqi chizilgan aylana radiusi 8 ga teng. Unga ichki chizilgan aylana radiusini toping. Tashqi chizilgan aylana radiusi 8 ga teng, unga ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Bu masalani yechamiz. Tashqi chizilgan aylana radiusi 8 ga teng. İçki çizilgen aylana radiusunu topamız. O bizge bana bu diagonal hazırca kerekmez. Onu alt taşıyımız. O bunun için biz bana bu üç burçaydan faydalanamız. Bu üç burçay, doğru burçay ile üç burçak. Bu üç burçayı da taşkı çizilgen aylana radiusu hipotenuza bölü yaptı. İçki çizilgen aylana radiusu katet bölü yaptı. Bu burçay 90 gradus.
O bir yerden biz bu bir, üç burçayını, o burçayını topolashimiz mümkün. O 45 gradusga teng. Yani o burçak 45 gradus. Şu doğru burçayla üç burçaydan endi R katetini topamız. R teng katta R köpaytiru kosinus 45 gradus. Yani mana shu doğru burçayla üç burçaydan biz bu katetini topyapmız. Bu yerdan kosinus 45 gradus iltizosda 2 taqsim 2 ga teng. Shuning uchun R 8 ga teng va natijada biz quyidagi sonni hosil qilamiz. Shunday qilib kvadratga ichki chizilgan aylana radiusi 4 iltizosda 2 ga teng ekan.